Evet, bugün Muğla Seydikemer'deyiz ve Karadere mahallesindeyiz. Bir sera bölgesindeyiz. Rekor gelişim ürünümüzü kullanan Sayın Erkan Erkan Tülü Tülü. beyefendi. Tülü. Namı da, diğer adı da Necdet. Necdet abi. Ve tabii 1980 yılından beri seracılık yapan bir şahsiyet kendileri. Erkan Beyciğim, rekor gelişim ve topraktan başlamak üzere yani saçaklanma, köklenme, çiçeklenme konularında Evet. ne sağladı, ne fark var? Şimdi biz Gösterir misiniz? Yani kendi burası sera bölgesi. Yani bunu tavsiye ediyorsanız niçin ediyorsunuz? Yani bir anlatır mısınız yani? anladım. Evet. Şimdi biz geçmiş yıllarda topraklarımızda çamurlaşma, Evet efendim. kök Evet çürüklüğü efendim. yaşadık. O yüzden arkadaşlar da tesadüf, sizin satış elemanınızla, Bayimiz. bayinizle Seydikemer bayimiz yani. tesadüfen tanıştık. Böyle bir Evet. ürün olduğunu söyledi. Evet. Ben de böyle böyle sorunlarımız var dedim ben. Evet. Biz kışı rahat geçiremiyoruz. Hı. Kök çürüklüğü oluyor. Evet efendim. Verdiğimiz gübreyi aldıramıyoruz dedim. Evet Dedi efendim. benim ürünüm tam bunu Sağlıyor. sağlayacak bir ürün dedi. Evet. Biz de aldık. Evet. İyi ki de almışız. Şu ana kadar memnunuz. Peki geçmiş yıllarda en Mesela belirgin geçmiş sorunlardan dolayı verim alamıyordunuzdan bahsettiniz. Yani sıkıntınız vardı. en Evet. büyük sorunumuz bizim bu Evet. dönemde Aralık, Evet. Ocak, Şubat'ta kök Kök çürüklüğü. çürüklüğü. Bunu yer yer sulama hatası, yer yer toprak yapısı Evet. bunu dengeleyecek bir Burada mamul lazımdı ağzınıza bize. sağlık. Şöyle diyeyim ben size. Bugün yani dediğimiz gibi işte taşıma toprak bunlar. Evet. Dolayısıyla Bu toprağın bölge genel bir anlamda. kısmı diyelim ki suyu çok hızlı emen topraksa Evet. bir kısmı yavaş emen toprak. Evet. Dolayısıyla su aynı miktarda veriliyor. Evet. Dolayısıyla verilen su, bir miktar su bir tarafı az suluyor, bir tarafı Evet. çok suluyor. Dolayısıyla o dengesizlikten dolayı da işte rekor gelişim toprak düzenleyici burada bu dengelemeyi sağlıyor. Sağlıyor. Şu ana kadar sağladı. Gözle görülür Bir oyunun bir kökten faaliyet var. başlayalım. Yani Yani nasıl? mesela Yani en önemlisi evet. şu şey. Ne kadar Evet. mesela haftada bir suluyoruz. Evet Toprak efendim. nem yapısını her zaman koruyor. Bugün günlerden pazar şu anda. Pazar. Ben Hangi bunu gün suladınız? geçmiş çarşamba gün suladım. Evet Yani efendim. bugün 5. gün oluyor, değil mi? Doğru efendim. Bakın bakalım. Yani Beşinci güne göre nasıl şu anda şu an toprak? çok güzel, ideal yani. Bu kış ayına Çiçekleriniz göre nasıl? çok güzel. Biz Renk nasıl? şu an her taraf kılcal Her saçak taraf bak. kılcal Yani kök. şu beyazlık Kalınlık nasıl o beyazların? çok güzel, ideal. Harika. İdeal. Serum Patenizleme gibi. yok. Evet. Ondan sonra cim, şuraya bakın. Evet. Toprak un gibi. Bunun hepsinin içinde saçak var. Bakın. Evet. Harika. Siz belki kameradan Yok görürsünüz, gözüküyor görmez. gözüküyor. Kamerada Gözükmüyor. çok güzel gözüküyor şu anda. Şunların hepsi taşıyıcı saçak, Harika. emici saçak. Harika. Bu nem ideal. Çok güzel. Ne çamur ne şey. Ne çamur Ne ne kuru. kuru. Ne kuru. Peki kolay kazabiliyor musunuz? Tabii çok rahat kazıyorum bak. Yani Elimle kök. kazıyorum bak. Evet rahatlıkla Bu görüyorsunuz. sürüleli aşağı yukarı 100-120 günden beri En burası az şu an bir işlenmiyor karış toprak. gitti o şey. Yani bu Şu elimle anda kazabiliyorum ben bir bunu. karış kazdınız Her yer diyelim. saçak bak. Her yer seçecek. Hatta beyaz saçak. Beyaz seçecek. Bir Şimdi renk renk kahverengileşme yok sorunu yani. bak en tepedeki yer bembeyaz. Ben dipteki. En dipteki. Halbuki belki çürümesi lazım ya diyorsunuz. çürümesi Evet. lazım. Bu dönem sıkıntılı dönem. Peki domateslerimizin görüntüsü nasıl? Şekli şemali nasıl? Yani biçimi nasıl? Büyüklüğü nasıl? Hani Bu salkım çeşidi zaten. Bu ideal evet. zaten. Bundan fazlası da makbul görülmüyor Ama piyasada. bir eşit kalibre mantığında Tabii, bakarsanız. tabii. Yani çünkü tüccar aynı büyükteki kasaya aynı istiyor halde az Bu çok. şey bu şekilde olacak. Yani Evet. taraklı ve aynı eşit Aynı boylarda. ebatta olacak yani. Aynı Bu da ebatta bir işçilik olacak. kolaylığı sağlıyor halde. Tabii, doğru, Evet. doğru. Kapatalım isterseniz orayı efendim. Tamam. Şöyle bir çekiyorum şöyle bakın. Şu anda domateslerimizin hali bu. İlkel toplandı şu an burada. 7 Yani biz dekar şeyimiz tam var. yeni şeftettik Burası yani. aşırı kaç dekar bulunduğumuz yer? İki dönüm. Cinsi neydi efendim bunun? Red Guard. Red Guard ve 2 dönüm burası ve diğer 5 dekar daha var aşısız Evet. olarak. Onlar al yanak. Ne kaldırdınız toplam bu şeyden totalden? 2 ton gibi herhalde demiştiniz. İşte kızaranları topladık. 2 ton civarında 1,5-2 bir ton demiştiniz. Evet mal o sattık. şekilde toplandı hali ve artık bundan sonra Ya bundan hasata sonra başladık. standartlar Artarak neler devam edecek artacak? hali. Şu görüntü nasıl şu an şu görüntü? Zevk alıyorum Zevk alıyorsunuz. Biz ben. de Evet. buradan gerçekten zevk alıyoruz. Harika. Ve tabi burada tecrübeli olmak da çok önemli. Bakın çok güzel bakıyorsunuz. Gelelim şu Sağ olun. çiçeklenmelere bakalım bir. Yani nasıl çiçeklenme Yani durumu? bak bitki aynı ayarda devam ediyor. Ya yani Devam ediyor. polen üretmekte, işte maça Evet. salgılamakta sıkıntı yaşamıyor yani. Sıkıntı yok. Rahatlıkla çalışıyor. Çalışıyor. Evet. Arılar çalışıyor. Evet. Dökümü devam ediyor. Çiçek dökme yok. Evet. Verdiğimiz gübreyi alıyor. Tabii Bunun burada doğal olarak kök çalışması ve Evet. toprak altı attığımız gübrenin faktörü olduğunu Tabii düşünüyorum ki ben yani. gübrelerimizi atacağız. Evet. Organik madde eksikliği varsa onların takviyesini yapacağız haliyle. Gezelim. Yani sadece birkaç dalda bakmayalım. Bahçemiz gerçekten örnek bir bahçe haline gelmiş. Kaç vide var burada efendim? Bir dekarda. Burada 2000 kök var, Hı. 4000 kafa var.
Çift yani. Çiftli. Çiftli bakın evet. Gösteriyoruz şöyle. Şu. Mesela 2000 tane olarak. Kök var. Evet. Yani doğal olarak çarpı 2, 4000 tane yani, şey. Evet, 2000 kök, 4000 kafa. Bir dekarda. Yok, 2000. 2000 de. Evet. O zaman 1000 tane yapıyorsunuz. Evet, 1000 tane. 2000 kafa var. 2000 kafa var. Ve kafa başına, ya daha doğrusu kök başına ne verim bekliyorsunuz şu anki gözgürde? Yani geçmiş yıllara göre normal bir domates burada bu bölgenin istatistiğine göre 10 kilo tabandır. Üstü de 15 olur senin verimine. Bu sene bakacağız yani. 10 kilo tabandır yani. Onun altında zarar eder zaten. Evet, çitli olduğu için 20 kilo gibi diyorsunuz değil mi? Yani. Yani bir kafadan, iki kafadan 20 kilo. Sonuna kadar ama. Yani evet. Bunu iyi satarsın, kötü satarsın. Ayrı olay. Pazar o zaman ne çıkar tonacı o zaman? 1000 tane olduğuna göre 20 ton. Aynen. Bir kafada, bir kökten iki kafa var. Yani her kafada. Standardı. Evet, 20 ton gibi. Evet. Ekstrası da tabii. Daha fazla çıkabilir. Çıkabilir yani. Çıkabilir. Peki, tahmin ediyor musunuz peki şu an bu durumda? Yani, sağlığı, görüntüsü, evet. Geçmiş yıllarda sorunlarınız olduğunu biliyordunuz yani. Biz buradan mesela 3 yıldan beri verim alamıyoruz. Neydi sorunlarınız? Ya işte kök çürüklüğü, kışı rahat geçirememe. Evet. İşte belli bölgeye geldiği zaman çiçeklerin dökmesi. Çiçek tutmuyor diyorsunuz. Yani benim geçen yıl mesela 4 maça çiçeklerimiz döküldü. 4 maça. Ha, o da müthiş bir pazar kaybı oldu. Peki maçlar arası mesafe nasıl? Yani, normal yani çok daha güzel olabilir. Evet. Bu normal diye düşünüyorum. Daha güzel olması belli bir sulama, ECPH sulama sistemine bağlı diye düşünüyorum. Tabii, toprağınız zaten bozuk toprak da düzeliyor halde, düzeldi. Evet. Tabii ki halde. Bizim toprak zor toprak. Kirli zor, toprak. Kirli toprak hepsi. Zor. Gezelim, buyurun gelelim. Şu bugün tamamında. Peki her dalda aynı değil mi döküm aynı? Yani birinde az birinde çok değil yani. Mesela evet. Normalde salkım. Evet. Böyle yerlere gider. Şımarık gider. Kalite düşük olur ama bizim gördüğümüz kadar, bizim bu sene dikkat ettiğimiz kadar işte sulamaydır yaptığımız sizin ürününüzü kullanmadan ötürü renkte bir sorunumuz yok. Yok evet. Taraklamada sorunumuz yok. Salkıma göre. Hiç salkım yapmadım ben. Evet. İlk defa salkım. İlk defa salkım yapıyorsunuz evet. Çok güzel olduğunu düşünüyorum yani kendime göre. Evet. Yeterli. Memnun olmuş olmanız yeterli halde. Bunun üstünde bir şey yok. Standardı yok bunun. Harika. Hepsi eşit boy. Yani standardı yok bunun. Direkt kesiyorsunuz götürüyorsunuz. Gördüğüm kadarıyla yani. Salkımı gördüğüm kadarıyla. Aynen. Salkım harika. Evet. Devam ediyoruz. Buyurun. Gezelim. Bütün bahçemizin aynı olduğunu. Yaprak kalitesi. Yaprak genişliği. Yani. Evet. Bir de şey vardı. Atmadığınız yer vardı. Diğer aşısızlarda. Onlarda nasıl bir sonuç gördük? Yani gördüğünüz kadarıyla atılmayan yere göre. Atılan yere göre. Atılmayan yer daha böyle zayıf gidiyor. Zayıf gidiyor. Ha, çiçeklerinde olsun, meyvesinde olsun. Tek daha bir sıraya kullanmamışsınız. Bir sıraya orada onu gördünüz yani. Hem deneyelim dedim. Evet, boş kalsın. Hem sonuna bakalım bir nasıl olacak. Hı-hı. Daha iyi memnun olursak taban uygulaması yapacağım ben komple yani. Peki seramızda hastalık var mı efendim şu anda? Şu anda gözle görülür hiçbir şey yok. Müdahale edeceğimiz Ekim şey tarihi yok. Ne zamandı bunun? Red Club. Hepsinin 5 Eylül, 1 Eylül arası. Bir dikildi ve o gün bugündür de şu an bir hastalıktan bahsetmiyoruz herhalde. Yok çok şükür ciddi. Devam ediyoruz yine şöyle çekiyoruz. Ondan sonra şuradan baktığımızda dikim şekli araları mesafe ne kadar? 50 santim. Şöyle bir gösterir misiniz tam hangi sıra 50 santim? Evet. Yani şu kökle şunun arası 50 santim. 50 santim. Yani birini karşıya bağlıyoruz, birini karşıya bağlıyoruz. Evet. Peki bu iki ara ne kadar? Bu iki ara takriben 1.80 falan. 1.80'e evet. 50 santim şeklinde dikim böyle. Şu bir de çatalı şuradan çekelim şöyle. Evet. Her taraf domates. Harika. Tarlaya baktığımızda olarak böyle bir domates şeyi var. Durum böyle. Bunun birini alalım artık. Durum böyle. Evet, çekiyoruz şöyle. Ulan böyle bir daha dünyaya gelsen gene sana bakacağım. Ben çok güzel. Evet. Çaylarımız da geldi. Biz çekiyoruz şöyle. Evet. Bakırı getir abi. Şöyle. Seramızın güzelliğini çekiyorum ben böyle. Sonuna kadar. Harika. 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 Evet, seramızı çektik. Getir hemen de şeyi. Genel olarak böyle. Öncelikle misafirperver için çok teşekkür ederim. Rica ederim. Hakan Bey'e. Efendim burası Batı Toros'ların son noktası. Biz yöremiz, ikramını da severiz. Allah razı olsun. Samimiyet göründüğü gibi yani. Biz de sizleri aynı şekilde misafir etmek isteriz halde. Rica ederim. Peki tavsiye ediyor musunuz yengeciğim? Rekor gelişimi gördünüz, kullandınız. Sonuçlar nasıl? Şimdilik memnunuz. Şimdilik memnunsunuz. Çok teşekkür ederim. Hoşça kalın. Biz teşekkür ederiz. Sağ olun. Çok sağ olun. Kolay gelsin.